Yapıcı Sohbet'ten herkese merhabalar. Bugün güneşli günleri yaşadığımız şu günlerde size biraz güneşin enerjisini vermek istedik. Biliyorsunuz dünyada, Türkiye'de enerji bambaşka bir seviyeye geldi ve herkes gözünü yenilebilir enerji kaynaklarına dikti. Ve bu konuda Türkiye'nin önde gelen isimlerinden birini sizinle birlikte ağırlıyoruz. Solar Baba kurucu ortağı Ateş Uğran. Merhabalar Ateş Bey. Selamlar, merhaba. Merhaba. Ateş Bey, hemen şeye başlayalım. Enteresan dediğim gibi günlerdeyiz. Önemli bir enerji şeyinin içindeyiz, tufanın içindeyiz Türkiye'de ve dünyada. Şimdi güneş enerjisi de burada çok önemli bir açığı kapatıyor. Şimdi güneş enerjisi deyince ne anlamalıyız? Biraz bunun çerçevesiyle başlayalım mı efendim? Tabii. Şimdi güneş enerjisi deyince herhalde sokaktaki vatandaşla konuşsak, işte bu yaza girerken yüzümüzü ısıtan, bizi mutlu eden ışık der herhalde baktığımızda. Evet. Zaten güneş enerjisi de tam bu iki kolda bize enerji sağlıyor. Birisini Türkiye zaten çok iyi biliyor, biliyorsunuz. Güneş kolektörleri, yani sıcak su üretimi. Evet. Bu 30 yıldır çatılarımızda hepimizin çok aşina olduğu bir görüntü. Biz uzun süre onu güneş enerjisi sandık. Tabii, yani yok, elektrik de üretiyor zannettik. Tabii, o da güneş enerjisi ama sıcak su üretmeye yarıyor. Daha çok işte yazın ilkbaharda, sonbaharda iş görüyor. Güneşten elektrik üretimi çok daha yeni bir konu Türkiye için. Hani böyle bir 10 yıldır yaygın olarak kullanılmaya başladı. Daha önce de vardı da çok pahalıydı. Dolayısıyla evet. Güneş enerjisinden ne anlıyoruz derseniz ikiye ayırmak lazım. Bir sıcak su üretimi, ikincisi elektrik üretimi diyebiliriz. Peki biraz hani Türkiye'ye gelelim isterseniz bu bakış açısıyla. Şimdi Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinin diğer Avrupa'dan çok daha yüksek olduğu söyleniyor ama hani bunu rakamlarla biraz Batı Avrupa ile kıyaslayarak sizlere alabilmemiz mümkün mü? Bilmiyorum tabii, bunlar ışınım açısıyla mı ölçülüyor, güneşlenme saatiyle mi ölçülüyor, nasıl oluyor efendim? Yok, aslında hani güneşten gelen ışık parçacıkları, biz buna foton diyoruz. Hatta fotovoltaik de oradan geliyor baktığımızda, hani ışıktan elektrik üretimi. O güneşli saatlerle pek ölçülmüyor. Çünkü ben size mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki Temmuz ayının ortasındayız. 45 derece, 50 derece pırıl pırıl bir güneş var. Siz şimdi diyorsunuz ki Allah, süper elektrik üretiyoruz, ama öyle değil durum. Çünkü mesela hava çok sıcak olunca güneşten elektrik üretiminin verimi düşüyor. Dolayısıyla mesela Türkiye'de en verimli elektrik üretimi hep Mayıs ayında falan yapılır böyle. Hani, çok enteresan bir güneş, güneşin bol olduğu, havanın da henüz çok sıcak olmadığı, böyle 20-25 derecelerde olduğu. Ben size bu örneği şeyden vereyim, bilgisayarlardan vereyim. Biliyorsunuz bilgisayarlarda fanlar vardır ve bilgisayarı soğutmaya çalışır. Evet. Aynı şey. Bilgisayarınızı ne kadar sıcak bir ortamda kullanırsanız o kadar verimi düşer. Güneş panellerinde ne kadar sıcak bir ortamda kullanırsanız verimi düşer. Avrupa ile karşılaştırmaya gelince Avrupa ile bir ülke bizi geçiyor Avrupa'da. Onun dışında bütün ülkelerden daha iyiyiz. Bizi çok az bir farkla geçen ülke İspanya, tahmin edebileceğiniz gibi güneşlenme olarak. Onun dışında Avrupa'daki bütün ülkelerden birim metrekarede daha fazla elektrik üretme, daha fazla enerji üretme şansına sahibiz. Şunu söylemek mümkün müdür efendim? Mesela Avrupa'nın güneşlenmesiyle bizimkini kıyasladığımızda, işte atıyorum Almanya'da bilmem kaç yüz megawatt elektriğe, enerjiye ulaşmak için yapılan yatırım göreli olarak bizi daha azıyla yapılabilir, ya da ne bileyim işte yarısıyla ya da %50'siyle yapılabilir gibi bir sözü söylemek mümkün müdür? Aynen, tam da gerçek rakamları söylediniz. Yaklaşık mesela Almanya'ya baz aldığınızda yaklaşık yarısı Almanya. Hani Türkiye'nin yaptığı yatırımın iki katını Almanya yapmak zorunda ki aynı enerji üresin. Anladım, anladım. Peki biraz şeye geçelim şimdi, yapılara geçelim. Yapıcı Sohbetler malum. Yapılara geçelim. Şimdi yapıların güneş enerjisine dönüşümünü siz sağlıyorsunuz ama apartmanlarda, ama fabrikalarda. Bunlar da fabrikalar derken geniş çatısı olan iş alanlarında diyelim. Evet. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Biraz bu kurulumludan biraz bahsetseniz bize, bir de bir kurulum farklarını da alalım sizden isterim. Tabii, aslında söylediğiniz gibi bütün dünyada, Türkiye'de de olduğu gibi üçe ayrılıyor güneş enerjisi kurumları. Birisi evsel uygulamalar, ki apartmanlarda bunun içine giriyor zaten. Bu böyle 0-25 kilowatt arası, bizim yönetmelikle de belirlenmiş. Bazı ülkeler bunu 0-50 kilowatt yapmış, bazılar 0-10 kilowatt yapmış. Bunlar mikro güneş enerjisi santrali uygulamaları, mikro GES uygulamaları diyebiliriz. Genelde bunun da müşterisi işte vatandaşlar. Evet. Ev sahibi olan, kiracı olan, belli bir evde oturan, müstakil olsun, ister apartman olsun veya küçük bir bakkal, manav olsun. Küçük işletmeler. İkinci segment daha büyük. Sanayi ve ticarethane dediğimiz, işte AVM'ler, oteller, sanayiler.
bu uygulamalar. Bir sonraki boyut daha da büyük, şebeke uygulamaları. Sizin de belki arazide gördüğünüz gibi bunlar arazideki işte 30-40 megawattlık çok büyük güneş santrali. Evet. Böyle bir 3 tane ölçek var genel olarak güneş enerji sektöründe. Türkiye 3 segmentte de şu anda gayet hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Sizin sorduğunuz apartman şeyleri ilk segmente giriyor. Evet. Ne yapılması gerekiyor sorusuna gelirsek aslında vatandaş veya çatısına GES kuracak kişiler kendileri bu süreçle ilgilenmiyor. Bizim EPC dediğimiz müteahhitler var. Aslında buna müteahhit diyebiliriz. Müteahhit ne yapıyor? İşte güneş panelini alıyor bir yerden, inverter alıyor, kabloyu alıyor, konstrüksiyonları alıyor, kendi mühendislik hesabını yapıyor. Müşterinin çatısını ilk önce kontrol ediyor ne kadar güneş paneli kurulabilir diye. Bütün bu mühendislik hesaplarını yaptıktan sonra müşteriden bir vekaletname alıyor ki bu vekaletnameyle tüm bürokratik işlemleri bu müteahhit firma takip ediyor. Evet. Dolayısıyla aslında hani güneş enerjisi yatırımcısı bürokratik şeylerle uğraşmıyor çok fazla. İnşaatı yapacak, kurulumu yapacak şirket ilgileniyor. Maalesef burada sorunlarımız var. Bürokrasi çok uzun Türkiye'de. Ben size bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki Bodrum'da ufak bir yazdığınız var. Evet. Ve bugün böyle benim konuştuklarımdan da etkilendiğiniz akşam birkaç firmadan teklif almaya başladınız. Bugün hani düğmeye bassanız yaklaşık 6-7 ay süren bir süreç var. Yani ancak kışa doğru çatınızda bir güneş santrali üretime başlıyor. Yurt dışında bu nasıl efendim? Almanya'da yaklaşık olarak bir hafta. Hay Allah'ım. Yani ciddi bir fark var. Ama mesela Amerika'da da çok uzun. Ülkelere göre çok değişiyor Serhat anladım, Bey. Anladım. Avrupa'da biraz daha az Türkiye'ye göre. Amerika'da Türkiye ile benzer çok ciddi bürokratik süreçleri var. Hani bu dijitalleşme, biraz Covid'in de motive ettiği dijitalleşme süreçlerinin biz buradan da bir gene sözcüsü olalım bu olayın. Hani böyle bir 2-3 tane dokümanın böyle koşturmacayla değil de bilgisayardan upload ederek PDF olarak vesaire çok daha çabuk olabilir bu işler. Yani var. 6 aylık süreçleri çok rahat bir 2 haftaya düşürebiliriz Türkiye'de. Valla inşallah bunları yapabiliriz çünkü Türkiye'nin güneşlenmeye, güneşten enerji almaya ihtiyacı var. Peki biraz apartman ve yapı tarafına dönecek olursak efendim. Şuna ne diyorsunuz? Mesela siz kurulumları hani yapıyorsunuzdur da zaten bu kurulumları uzun süredir Türkiye'de yapan firmalardan bir tanesiniz. Çatıların malzemesi ya da çatıların şekli sizin kurulumunuzu daha zor ya da daha kolay hale getiriyor mu? Öncelikle ben ufak bir düzeltme yapayım. Biz hiç kurulum yapmadık Türkiye'de. Bizi bir dijital sivil toplum platformu olarak düşünün. Bütün bu kurulum evet. yapan firmaların, güneş paneli üreticilerinin, işte finans firmalarının toplandığı bir platformuz biz. Ben sorumu düzeltip şöyle sorayım. Yani siz kurulumları da çok iyi bildiğiniz için, hani tamam, şimdi oldu, olduğunuz için bu kurulumlar sizi, yani şeyi kurulumu etkileyen çatı malzemesini çok merak ediyorum. Şimdi çatı malzemesi aslında her türlü çatı malzemesi üzerine güneş santrali kurulabiliyor. Aslında bunun en güzel örneği Galatasaray Stadı oldu. Belki duymuşsunuzdur. Evet, evet. Galatasaray Stadı'nın üzerine dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruldu. Daha doğrusu dünyanın en büyük güneş enerjili stadyumu oldu. Stadyum. Ve onun da mesela çatısı böyle sorunlu bir çatıydı ve onun üzerine bile kurulabildi. Burada aslında çatı malzemesi değil olay ne kadar yük taşıyabildiği. Çünkü bizim güneş panelleri yaklaşık olarak metrekarede böyle 20 kilogram çatıya yük getiren bir ürün. Dolayısıyla çatıdaki malzemeden bağımsız olarak o yükü taşıyor mu taşımıyor mu? Bir böyle güzel lodos fırtınası olduğunda o panel uçar mı uçmaz mı? Bu sorunun cevabını vermeniz lazım mühendislik olarak. Yeni binalarda zaten büyük bir problem yok. Hani yeni binanın çatısı da yeni olduğu için çok büyük bir problem yaşanmıyor. Daha çok ama biliyorsunuz bizim bina yükümüz eski oldukça. Türkiye'de 50-60 yıllık binalar var. Evet. 50-60 yıllık binanın çatısı da 50-60 yıllık olunca oralarda kurulumlar elbette zorlaşıyor. Ama burada da şöyle bir çözüm oluyor. Aslında güneş enerjisinde bir faydası bu. Diyelim ki bir sanayici elektrik zamlarından çok etkilendi. Veyahut bir apartman yönetimi bir araya geldi ve biz artık çatımıza GES kuralım dedi. Ve çatısı da zayıf çıktı. Bu şeye de vesile oluyor. Çatının yenilenmesine de vesile oluyor. Biz böyle çok örnek görüyoruz. Hani biz GES kurmak istiyoruz. Bizim çatımız taşımıyormuş. O zaman çatımızı da yenileyelim. Üzerine de küçük bir güneş santrali kuralım şeyi var, yaklaşımı var. Birçok firmada. Ne güzel. Böyle bayağı güzel şeylere vesile oluyor. Yine güneş enerjisi. Evet. Peki bunun üstüne yani siz şimdi panellerden bahsettiniz.
ve metrekareye 20 kilo bir şey dediniz. Doğru. Bu benim bildiğim kadarıyla bina statiğini çok fazla etkileyecek bir şey değil. Ama hayır, tabii ki, hani tabii ki sözünüzü bağla kestim. Hani normal bir bina hani hiç düşünülmemesi gereken bir şey. Çünkü metrekarede zaten 80-100 kilogram yük taşıması gerekiyor o çatının. Hani gerçekten zaten bir insan ağırlığı sanırım burada yani. Kötü yapılmış bir çatı olması lazım gerçekten. Muhakkak. Peki bunun ayrıca farklı şeyleri de vardır herhalde, bileşenleri de vardır. Mesela birçok insan bunu direkt kullanmak yerine işte akümülatörlerle, daha doğrusu pillerle depolamak istiyor gece kullanımını biraz daha şey yapsın diye. Sanırım orada biraz daha farklı ağırlıklar devreye giriyor değil mi efendim? Tabii ama bu ağırlıklar çok önemli çünkü siz zaten güneş paneli dışındaki her şeyi aşağıya koyuyorsunuz. Çatıya doğru koyacağınız başka bir ürün olmadığı için dolayısıyla doğru ağırlıkla ilgili herhangi bir problem olmuyor. Bir de şu anda hani henüz Türkiye'de elektrik olan bir yerde güneş elektriğini depolamanıza gerek yok. Zaten biz aslında şebekeden gelen elektriği depo olarak kullanıyoruz. Hani gündüz güneş olduğu zaman biz üretelim, güneş gittiği zaman şebekeden almaya devam edin. Ama güneş olduğu zaman aşağıda tüketim yoksa da şebekeye geri satın ve para kazanın. Bütün yöntem. Süper. Peki bu kapsamda yani şimdi bunu söyledikten sonra şunu sormak istiyorum ben size. Bunları şebekeye vermek, satmak yine çok kolay bir işlem midir? Yoksa bunun içinde apayrı bir bürokratik çaba göstermek gerekir mi? Yok. O demin hani mesela evler için söylediğimi hatırlıyor musunuz? 5-6 aylık evet süre var. O 5-6 evet aylık süreyi başarıyla bitirdiğinizde zaten o elektriği de satmaya hak kazanıyorsunuz. Anladım. Yani ekstra bir çaba, yani kurulumun dışında bir çabaya gerek yok bunun için. Hayır. Onun içinde onlar da bitiyor genelde. Dolayısıyla ekstra bir çabaya ihtiyacınız yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten şu andaki elektrik fiyatlarıyla siz ne kadar çok elektriğinizi güneşten üretirseniz o kadar çok kazanıyorsunuz. Ne güzel. Yani şimdi mantığı güzel değil. Hani ben çatıma güneş santrali koyayım, devlete satayım, para kazanayım yerine kendi elektriğinizi üretmeniz çok daha fazla para kazandırıyor size. Süper bir şey bu. Bildiğim kadarıyla yeni çıkan regülasyonlarda da mesela siz kendi çatınız eğer müsait değilse aynı sistem içinde bir başka yere de elektriğinizi kurabiliyorsunuz diye. Bu çok önemli bir gelişme. Bir süredir aslında şey yasaktı. Tek çatılara ve cephelere güneş paneli kurabiliyordunuz. İşte geçen aylarda yapılan yönetmelik değişikliğiyle mesela diyelim ki ben Antalya'dan örnek vereyim şu anda. Ben de Antalya'da yaşıyorum zaten. Bir evet otelde bir çatısına GES kurmak istiyor ve fazla bir yeri yok. Hatta fazla yeri olmamasının sebebi ne biliyor musunuz Antalya'da? Hepsinde güneş kolektörü var, sıcak su üreten. Anladım. Diğer güneş kolektörleri var baktığımızda. Ne evet yapıyorsunuz? Aynı dağıtım bölgesinde olmak kaydıyla gidip Burdur, Isparta'da mesela güzel bir arazi buluyorsunuz. O arazide güneş santrali kurup şebekeye veriyorsunuz. O verdiğiniz elektrikle de otelin elektriğini mahsuplaşıyorsunuz karşılıklı olarak. Süper bir şey bu. Süper. Peki biraz şuna geçmek istiyorum. Şimdi tabii mahsuplaşmadan falan da bahsedince biraz bu işin maliyetine girelim isterim sizinle. Mesela bir apartman bilmiyorum işte siz dediniz demin oradan yürüyelim. 100 metrekarelik bir şey yapıyorsa, güneş paneli koyuyor olsa bunun da maliyeti ne olur? Bunun geri dönüşü nasıl olur? Biraz bu rakamlardan söz edebilir misiniz efendim? Şimdi aslında apartman iyi bir model değil baktığınız zaman. Çünkü apartman dikey bir yapı. Hani bir apartmanın çatısını hayal edin. Sizin Bodrum'daki yazlığın çatısı da aynı büyüklüktedir yaklaşık. Ama aşağı yukarı. Aşağı yukarı aynıdır. Ama apartmanın altında işte 30-40 tane hane var. O elektrik ancak işte hani bir apartmanın belki asansörüne gider veya genel aydınlatmasına gider. Dolayısıyla dikey binalarda aslında güneş enerji santrali kullanımı çok fizibil olmuyor. Bir de apartmanlarda şöyle bir sorun var. Apartmanda bir yatırım kararı almanız için biliyorsunuz yönetim kurulunun bir %60-70 okey demesi lazım. O karar apartman toplantılarına çıkmaz. Dolayısıyla apartman için bizim çözümümüz şu, yeni yapılan binalarda zorunlu olması. Yani siz bir apartmana yerleştikten sonra hani 10-15 yıllık bir apartmanda oturup güneş santrali yatırımı kararı almaktansa hani bundan sonra en azından yeni yapılacak tüm apartmanların güneş enerjili olması ve de burada oturacak ister kiracı olsun ister ev sahibi olsun insanların zaten güneş enerjili bir apartmanda oturmaya başlaması en baştan. Bu şey gibi değil mi efendim? Yağmur suları için mesela böyle bir karar çıkmıştı. Yapılırken artık yağmur doğru sularını toplamak üzerinde bir şeyler yapılmıştı. Aynı şey güneş enerjisi için de olsun diyorsunuz. Hiçbir fark yok. Orada yağmur suyunu topluyorsunuz. Burada güneş ışıklarını topluyorsunuz aslında. Çok basitleştirirsek olayı. Hiçbir fark sadece yok. Sadece bir yönetmelikte yapılabilir. Sadece bir yönetmelik değişikliğini hayatta geçirilebilir bir şeyden bahsediyoruz. Çok basit. Yani bundan sonra yeni ruhsat alacak her binanın çatısında güneş
santrali kurmak zorunludur dersiniz. Tek bir cümleyle Türkiye'nin kaderini değiştirirsiniz. Çünkü ben size apartman şimdi çok fazla elektrik üretmiyor dedim ama hani İstanbul'daki, evet, Ankara'daki, İzmir'deki milyonlarca apartmanı düşünün. O milyonlarca apartmanın çatısında kurulacak güneş santralleri belki Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %5'ini, %6'ını sağlayacak bir miktara ulaşabilir. Ve düşünün, evet, devlet bunun için hiçbir şey yapmamış olacak. Ne destek verecek, ne teşvik verecek. Evet. Sadece yapılacak binaların çatısına güneş paneli koyacaksınız. Bu kadar. Müthiş fikir. Yani ben de bir ev alıyor olsam, şu anda ev bakıyor olsam, çatısında güneş enerjisi paneli olan doğaya daha saygılı bir yer almayı yeğlerim. Bu arada fiyatlardan bahsedelim. Buyurun lütfen. Fiyatlardaki şimdi mertebe farkını göstereceğiz. Mesela şu anda yaklaşık olarak araziye mesela 1 megawattlık GES kursanız herhalde 600-650 bin dolarlık bir bedeli gözden çıkarmak zorunda kalırsınız. Kaç metrekareden bahsediyoruz o mesela 1 megawattlık GES için? 1 kilovata çevireyim o zaman size, daha basit olsun. Tamam. Şimdi 1 kilovat yaklaşık olarak ne kadar? 8 metrekare diyelim baktığımızda. Şimdi ölçek ne kadar artarsa güneş enerjisinin maliyeti düşüyor. Tamam. Büyük ölçekli bir güneş santrali maliyetiyle sizin apartmanı kuracağınız güneş santrali maliyeti arasında neredeyse 2 kat fark var. Anladım. Bunun da tek sebebi ölçek ekonomisi. Hani dolayısıyla güneş enerjisinin geri dönüş süreleri böyle sanayide, işte AVM'lerde, otellerde bir apartmana göre veyahut bir Bodrum'daki yazlığa göre yaklaşık 3-4 sene daha erken sürelerde geri dönüş mümkün. Anlıyorum. Peki nasıl maliyetten bahsediyoruz mesela burada? Ya aslında burada maliyetten ziyade yatırımın geri dönüş süresi önemlidir, biliyorsunuz. O da hani tabii. Maliyet çok büyük olabilir ama bir senede geri dönse herkes o yatırımı yapar mesela. Evet. Aynen, yatırımın geri dönüş süresi önemli. Şu anda sanayide ekstrem durumlarda 3-4 senelik geri dönüşleri görüyoruz. Evleri sorarsanız da 7-8 sene civarında bir geri dönüş süreci var. Ama sisteminde 25 yıllık bir yatırım olduğunu düşünürseniz, yani 25 yıl boyunca sorunsuz elektrik üreteceğini düşünürseniz, bir güneş paneli veya güneş santraline yatıracağınız parayı alternatif olarak bankaya yatırın, faiz alın. Güneş santrali daha çok para kazandırıyor. O çok önemli. Yani bu bakış açısıyla peki biz bunu faizli krediyle aldığımız zaman vereceğimiz para da yine daha avantajlı olacak. Tabii ben söyleyeyim de, yani bankanızda paranızı bankada değerlendirmek yerine çatınıza bir güneş santrali kurmanız daha akıllıca bir yatırım. Tabii bir de şu var tabii. Biz şimdi bunu yaptığımız hesaplara 3,5 senelik ya da 8 senelik geri dönüşü, evet, bugünün elektrik parasıyla yapıyoruz. Yani evet, artacak. %125'lik bir artış gördük. Gelecek sene yine bir ekstrem artış olmayacağının garantisi yok. Biz şu anda o gelecek senelerin riskini de minimize etmiş oluyoruz. Tabii. Yani ekstrem artış olmasa bile bir artış olacak. Enflasyon oranında artış olacak sonuçta. Dolayısıyla elektriğin fiyatı her zaman artacak. Kurduğunuz sistem artık bedava elektrik üretecek 25 yıl boyunca. Dolayısıyla dediğim gibi belli bir süre sonra da size gelir getirmeye başlayacak. Peki yani şunu da söylemek mümkün değil mi efendim? Hani biz bunu yapınca evet binamızın elektriğini karşıladık. İşte ne bileyim asansörümüzün, otomatın, evet, vesairenin elektriğini karşılamak da hiç az buz bir şey değil. Şu anda hani insanlar bunu şey yapıyorlar, gözden kaçırıyorlar belki ama evet, bu geçen senenin gözden kaçan şeyi. Şu anda bayağı apartman parası da elektriğe bayağı yükleniyor. Aynen. Ya elektrik fiyatı bence Türk halkının böyle ev hayatında ve sosyal yaşamında bu seneki kadar olduğu kadar hiç önemli olmamıştı. Hani bir geçen senelere falan bakın, elektrik fiyatı çok konuşulmamıştı ya. Hani kesinlikle. Hepimiz evimize girip klimaları açıyorduk, işte ışığı açıyorduk ve hani makul bir elektrik faturası geliyordu ve kimse bunu konuşmuyordu. Evet. Evet, ne evet. Bu sene 2022 senesi oldu. Evet, bir elektrik aldık biz bu 2022'de. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani tamam, sizin söylediğinizden de yola çıkarak biz apartmanın çatısına bir panel koyarak apartmandaki tüm dairelerin elektriğinin yönetilmesini düşünmemeliyiz. Kesin. Evet. Ama apartmanın sizin dediğiniz gibi ortak giderlerinin tamamına yakınını karşılamak mümkün diye anlıyorum. Tabii, yaklaşık olarak mümkün. Aynen. Anladım. Peki son olarak size şunu da sormak isterim. Bu yapacağımız, kuracağımız elektrik enerjilerini vesairelerde mesela geçen seneyle ya da 5 sene öncesiyle kıyasladığımızda elektrik üretiminde bir gelişim vardır değil mi efendim? O fotoseller vesairelerden geçen sene işte 1 üretiyorsa bu sene 2 üretiyordur belki ya da 10 sene öncesiyle kıyasladığımızda bayağı bir zıplama vardır. Gelecek senelere yönelik siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
Güneş panelinin evet verimlilikleri az da olsa her sene artıyor ama asıl güneş enerjisindeki büyük devrim fiyatların düşmesi oldu. Yani 5 sene önce atıyorum ürettiğimiz enerjiden 10 liralık gelir sağlıyorsak şu anda 15 liralık gelir sağlama şansımız oldu. Maliyetleri çok düştü. Önümüzdeki seneler teknolojiler hep hızla değişecek. Hani şimdi şeye de geliyor. Ben bu örneği en güzel şeye de veriyorum. Tape kasetini bilmiyorum hayatınızda kullandınız mı, kullanmışsınız mı? Tabii ki. Ondan sonra şeye geçtik. CD'ye geçtik. Sonra DVD'ye geçtik. Sonra hiçbir şey kalmadı. YouTube kullanmaya başladık. Mecra kalmadı. Güneş panelinde yaklaşık 25 yıldır silikon teknolojileri kullanılıyor. Önümüzdeki bir iki yıl içinde teknolojide de değişiklikler olacak. Çok daha ucuz, şeffaf, esnek olabilen formda güneş panellerini göreceğiz. O zaman tek apartman değil, işte elektrikli arabaların üstünde de göreceğiz bunu. Cami gibi böyle yuvarlak formatlı binalarda göreceğiz. Dolayısıyla 2-3 yıl sonra çok heyecanlı bir teknoloji dönüşümü de bizi bekliyor güneş enerjisinde. Bu teknolojik dönüşüm içinde mesela benim görebildiğim kadarıyla evin çatısının kuzeye bakması, güneye bakması bayağı fark ettiriyor. Şeyi. Evet, güneşi görmek önemli ya en basit şekilde. Evet, bu mesela oynar güneş panelleri, yani güneşi takip eden, ayçiçeği gibi güneşi takip eden güneş panellerinin mesela daha gelişmesini bekleyebilir miyiz? Tabii, yani onlar zaten oldukça gelişti. Tek eksenli takip edenler var. Hani gün boyunca aynı bir ayçiçeği gibi baktığınızda güneşi takip edenler var. Çift eksenli var. Hem mevsimlere göre takip ediyor hem günlük olarak takip ediyor. Gerçekten hani güneşten hiç odağını ayırmıyor. Ama peki bunlara verdiğiniz ücrete değiyor mu efendim? Oradan tabii, daha fazla üretilmesi. Valla tek yapacağınız hesapla ama bazen değiyor bazen değmiyor. Bakacaksınız. Anladım. Ben güneşi takip etmezsem ne kadar para ödüyorum ve ne kadar enerji üreteceğim? Güneşi takip edersem ek ekipmanları ödeyeceğim para nedir? Ek elde edeceğim enerji nedir? Hani Excel'in sol kolonuna onu koyuyorsunuz, sağ kolonuna onu koyuyorsunuz. Hangisi feasible çıkarsa onu seçiyorsunuz. Evet. Ama her ne olursa olsun yani aslında böylesi güneş panellerini koyduğumuz, evet biz şu anda oldukça maliyet hesaplı konuşuyoruz sizinle ama yani dünyaya yapılan katkıyı da herhalde gözden kaçırmamak lazım. Yani tabii, o karbon salınımını gözden kaçırmamamız lazım değil mi efendim? Tabii şu anda hani böyle Paris Anlaşması'na, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na baktığınızda böyle zaten bunu bizim Fatih Birol da söyledi, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Hani evet. Enerjinin yeni kralı güneş oldu dedi. Daha biz tahta yeni çıktık kral olarak. Hani bir 10-20 yıl herhalde bu tahttan inmeyiz. Çünkü hani gerçekten şu anda en ucuz elektrik üretim yöntemi haline geldi Türkiye'de. Bilmiyorum ihaleleri falan takip ediyor musunuz? Geçen hafta bir ihale daha aldı. Rekor ucuzluk gene. Hani her şeyin bu kadar pahalılandığı bir ortamda güneş enerjisi gerçekten rekor kırarak en ucuz elektrik üretim fiyatlarını ortaya çıkarıyor. Tek yapmamız gereken daha çok kullanmak aslında. Peki yani sizin elinizde şöyle bir rakam var mıdır? Mesela işte sizin kuracağınız, üreteceğiniz elektrikli güneş enerjisiyle şu kadar karbon salınımını engelliyoruz gibi bir hesaplama tablosu var mıdır bunun efendim? O hesaplamayı direkt yapamıyorsunuz. O hesaplama nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Hani Türkiye'nin enerji üretimi hangi kaynaklardan yapılıyor? Bütün onları hesaplıyorsunuz. Ona göre sizin kurduğunuz güneşin katkısını görüyorsunuz. Bu hesaplama Almanya'da farklı, Amerika'da farklı, Japonya'da farklı. Neyit de yapıldığında farklıdır, HES de yapıldığında farklıdır değil mi efendim? Aynen öyle. Şeyse Türkiye veya herhangi başka bir ülke ağırlıklı olarak enerjisini kömürden ve doğalgazdan elde ediyorsa sizin güneş enerjisi yatırımı yapmanız çok etkili oluyor karbon emisyonunu azaltmak için. Ama zaten düşünün mesela her şey çok tertemiz, işte hidroelektrik santrallerden, jeotermalden, rüzgardan geliyor. Öyle bir ortamda güneşin katkısı daha düşük oluyor. Zaten çünkü çok karbon emisyonu olmadığı için ülkede katkısı da daha az oluyor. Ama her halükarda yani güneş enerjisini kurmak mevcut tüm elektrik üreten şeylerden daha temiz bir enerji. Bu da tartışmaya açık değil. Evet. Hem daha temiz hem en ucuzu. Bir de üçüncü avantajın da hani mutlaka Türkiye için mesela çok önemli. En çok istihdam yaratan enerji kolu. Çünkü o sizin apartmana kuracağınız biliyorsunuz güneş santrallerinin birisi kuracak, birisi temizleyecek. Birisi bakımını yapacak. Hani bunların binlerce, on binlerce çatıya yayıldığını düşünün. Çok çok ciddi bir istihdam yaratıyor. Peki Almanya'da bildiğim kadarıyla 200 megawattlar, 250 megawattlar planlanıyor böyle zıplama tahtası olarak. Türkiye'de şu anda neredeyiz? Bize hedeflerimiz EPDK'nın vardır. Var. O hedefleri hep aşıyor güneş santrali yatırımcıları. Almanya'da şu anda
Güneş santrali kurulu gücü 55 gigawatt, 60 gigawattlara yaklaşıyordur. Türkiye'de 8 gigawatt şu anda yaklaşık olarak. Bundan sonra ama her sene en az 2-3 gigawatt ben kapasite artışı olacağını öngörüyorum. Dediğim gibi bu artık böyle EPDK'nın, hükümetin çok kontrol edebileceği ve hedef koyabileceği bir şey değil. Demin söylediğim şey çok önemli. Hani insanların paralarını bankaya yatırmaktansa güneşe yatırmak daha çok para kazandırıyorsa siz kimseyi tutamazsınız. Ne bürokrasiyle tutarsınız ne mevzuatla tutarsınız. Yani bizim insanımız güneş gören her yere o panelleri koyar zaten baktığımızda. Zaten asıl yani motivasyon da bence bu. Aynen öyle. Aynen. Valla Solar Baba kurucu ortağı Ateş ve Uğrar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Yüzümüzün sayenizde güneşe döndük. Umarım o güneşten hiç ayrılmayız. Çok teşekkürler. Efendim yapıcı sohbetlerin bir bölümünün daha böylece sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin diyoruz biz. Bu tip konuları sizlerle düzenli ve sürekli olarak paylaşacağız. Hepinize mutlu günler.